Ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimin ikinci turu için çalışmalarına İstanbul'da başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isterken partisinden milletvekili seçilen isimlere de sert uyarılarda bulundu. Bu arada İyi Parti de parti içi muhalefet de harekete geçti. Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır. Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolup gidin. Seçimden tam bir hafta sonra başladığı ikinci tur çalışmalarında sert mesajlar verdi Akşener. Seçmen hangi görüşte olursa olsun karşısında selam duracaksınız. Bakırköy'deki seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde partililere seslendi. Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün. Akşener parti örgütlerine bu çağrıyı yaparken parti içi muhalefet ise harekete geçti. Ortak Akıl Platformu ilk toplantısını Ankara'da bir otelde yaptı. Partinin A takımından isimlerinin de katıldığı toplantının daveti sosyal medyada paylaşıldı. Toplantının gündemi partinin seçim stratejisi, liderlik yetkinliği, stratejik hatalar olarak sıralandı. İYİ Parti 2018 seçimlerine kıyasla beklenen ivmeyi maalesef yakalayamamıştır eleştirisi vardı açıklamada. Halkımızın bizim için beslediği büyük umutlara maalesef cevap veremedik. İYİ Parti'nin oligarşik bir yapıya dönüşmesi hepimizde derin teessürler uyandırmaktadır denildi. Toplantı sonrası ise Ortak Akıl Platformu'ndan Kılıçdaroğlu'na nasıl katkı sağlayabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Seçimden sonra da daha kapsamlı bir çalıştay yapma konusunda fikir birliğine vardık açıklaması geldi. İYİ Parti'de 28 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre Haziran ayında kurultayın toplanması bekleniyor. İYİ Parti yönetimine bayrak açan isimlerden biri de Yavuz Ağralioğlu'ydu. Milletin vicdanındaki tereddütleri giderecek bir haysiyetli çıkış asla yapılamadı. Seçim öncesi sert eleştirilerle İYİ Parti'den istifa eden Ağralioğlu CNN Türk'te konuştu. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz dedi. 9 kere yenilmiş bir adamın 10. maçına kimse gitmez. Cumhur İttifakı'nın açık ara alacağına inanıyorum. Tayyip Bey'in alacağını düşünüyorum.